Güneydoğu Televizyonu Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteninde günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Sosyal medyada kadınlar aracılığıyla insanları kandırıp anlaşmalı oldukları gece kulüplerine götürüyorlar ve ceplerinde, kartlarında ne varsa gasp ediyorlar. Bunlar bir şebeke. Şanlıurfa, Antalya, Kars'ta, Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Ege'de, İstanbul'da, Ankara'da, metropol şehirlerde bu şebeke belki yüzlerce, binlerce insanı mağdur etme durumuna getirmişlerdi. Ve bunlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonrası da sevgili izleyiciler 28'i kadın, 99 kişi gözaltına alındı. Sosyal medyadan kadınlar aracılığıyla buldukları kişileri anlaşmalı oldukları gece kulübü ve eğlence yerlerine götürerek paralarını gasp eden suç örgütlerine yönelik operasyonda yakalanan 125 zanlıdan 28'i kadın, 99'u adliyeye sevk edildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan zanlılardan 28'i kadın, 99'u sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer 26 kişinin ise savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in yürüttüğü soruşturma kapsamında 23 Temmuz'da çeşitli birimlerden 200 polisin katılımıyla Ankara merkezli, Şanlıurfa, Antalya ve Kars'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 125 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlıların Avcı Kız adını verdikleri genç kadınları aracılığıyla mağdurları sosyal medya üzerinden buluşma ve zaman geçirme vaadiyle çeşitli adreslere davet ettiği ve eğlence sonunda yüklü miktarda hesap ödemeye zorladığı, itiraz edenlerin paralarını silah tehdidi ve darp yoluyla gasp ettiklerini belirlemişti. Demek neymiş? Param var, pulum var, işte cebim dolu diye ben her şeyi yaparım demeyeceksiniz. Demek ki neymiş? İşte özellikle sosyal medyada, Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da işte o kadın kılığına girip insanları kandıranların tuzağına bu haberleri gördükten sonra bir daha düşmeyeceksiniz. Demek ki neymiş en önemlisi? Ya, nefis çok önemli. Ona da hakim olacaksınız, sahip olacaksınız. Böyle kandırılırsınız, yoksa binlerce liralık para gider. Üzücü bir olay yaşanmıştı. Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetmişti sevgili izleyiciler ve bu olayla ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki aile arasında çıkan 3 kişinin öldüğü ve bir kişinin de yaralandığı silahlı kavganın gözaltına alınan zanlısı tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Bağlarbaşı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasına çıkan İbrahim Halil, Murat ve Ramazan Güven kardeşlerin hayatını kaybettiği, baba Mehmet Güven'in yaralandığı silahlı kavganın zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, AÇ olduğunu belirledikleri zanlının Karaköprü ilçesinin Maşuk mevkisinde bir evde saklandığını tespit etti. Polis ve jandarma ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda AÇ yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay geçtiğimiz gün Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana gelmişti. Ramazan Güven ile AÇ sokak ortasında karşılaşınca aralarında tartışma çıkmıştı.
Tartışma kısa sürede büyüyüp silahlı kavgaya dönüşünce iddiaya göre AÇ üzerine gelen Mehmet Güven ile oğulları İbrahim, Halil, Murat ve Ramazan Güven'e rastgele ateş açmıştı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden vurularak yaralanan baba ile oğulları hastaneye kaldırılmış, üç kardeş hayatını kaybederken babanın kaldırıldığı hastanede tedavisi devam ediyor. Şimdi havalar çok sıcak, 45-50 dereceyi bulan sıcaklıklar var. Hatta güneş de, güneş ışınlarının en dik geldiği zaman diliminde termometreler bile bu sıcaklığı ölçemeyecek duruma geliyor bazen. Bu gibi durumlarda özellikle pazarlarda, hal pazarlarında ve pazarlarda, kurulan pazarlarda hem esnaf hem vatandaş çok mağduriyet yaşıyordu. Sıcaklardan dolayı. Büyükşehir Belediyesi örnek bir çalışmaya imza attı ve bu soruna da neşter vurdu. Neydi o? Artık semt pazarları ve pazarlar püskürtmeli serinleme yöntemiyle vatandaşların hizmetinde olacak. Sıcak bir iklim kuşağında bulunan Şanlıurfa'da Türkiye'de ilk kez bir uygulamayı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde vatandaşların yoğunlukla kullandığı semt pazarlarında su buharı ile soğutma sistemi uygulamasına geçti. Uygulama sayesinde bir yandan vatandaşların serin ortamda alışveriş yapması sağlanırken, diğer yandan da pazarda sergilenen ürünlerin taze kalması sağlanıyor. İlk uygulamanın yapıldığı Turgut Özal Mahallesi'ndeki semt pazarını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Başlatılan uygulamayı yerinde denetleyerek esnaf ile uygulama hakkında sohbet eden Başkan Beyazgül, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Vatandaş ve esnaftan olumlu tepki alan Başkan Beyazgül, burada konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Bildiğiniz gibi Şanlıurfa'nın sıcaklığı 45 derece ve bu 45 derecede biz hayatımızı en güzel şekilde sürdürmek ve devam ettirmek istiyoruz. Ancak bu sıcaktan etkilenen en önemli bir grup da pazarcımız ve pazara gidip alışveriş yapan vatandaşımız. Bunlar için ne yapabiliriz diye düşündük. Çünkü 45 derecenin altında sabahtan akşama kadar durmak, aynı zamanda 45 derecenin altına çıkıp alışveriş yapmak kolay bir iş değil. Ancak bunu burada yaşayanlar çok iyi biliyor. Bunun için bir sistem düşündük. İşte bildiğiniz şu soğutma sistemi. Pazarın tamamını suyla soğutuyoruz. Buharlı suyla. Burayı ziyaret ettiğimiz zaman pazarcı esnafımızın oldukça mutlu ve memnun olduğunu gördük. Alışveriş edenler çok mutlu. Eskiden alışverişimizi yaparken çabucak alışverişimizi yapalım, pazardan bir an önce çıkalım diyorlardı. Şimdi yavaş yavaş seçerek alıyoruz, özenerek alıyoruz diyoruz ama bir iş daha yapmışız. Bu buharlı su olduğu için esnafımızın burada tezgahtaki malını da canlı tutuyor. O memnuniyet de var. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnşallah tüm pazarlarımızda aynı sistemi uygulamaya devam edeceğiz. Halkımızın bu sıcaktan etkilenmemesi için gereken her şey bizim elimizden geldiğince yerine getirilecek. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza Sayın Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Türkiye'de ilk pazarda soğutma sistemi. Bir Şanlıurfa'da var. İstanbul'da yok, Ankara'da yok. Büyükşehir'de hiçbir yerde yok. Sadece Türkiye'de Urfa'da olduğu için Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum esnafım adına. Daha önce sıcaktan boğuluyorduk. Eşyalarımız sıcaktan soruyordu. Domates, salatalık, patlıcan, biberler, yeşil için şu an çok faydalı. Ki uygulamadan biz çok memnunuz. Hem pazar esnafı hem de alışveriş yapan bütün halk memnun. Çünkü serin serin oturup hem meyveni hem sebzeni seçebiliyorsun. Daha önce geldiğimizde kalbimiz çarpıyordu sıcakta. Halkların Demokratik Partisi, HDP eş genel başkanı Sezai Temelli,
Şanlıurfa'da basın mensuplarıyla bir araya geldi ve önemli açıklamalarda bulundu. Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Sezai Temelli Şanlıurfa'ya geldi. Özel bir mekanda basın mensuplarıyla bir araya gelen Temelli, Türkiye'nin gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Düzenlenen toplantıya HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, Ayşe Sürücü, HDP Meclis Üyeleri, Dernek Başkanları ve Partililer katıldı. Eş Genel Başkanı Sezai Temelli yaptığı açıklamada Suriyelilerden anayasaya, sınır altındaki gelişmelerden işsizliğe birçok konuya değindi. Bir kere her şeyden önce Urfa'da olmak insanı gerçekten duygulandırıyor. Bir Urfalı olarak beni daha fazlasıyla duygulandırıyor. 12 bin yıllık bir tarihin içinden süzülüp gelen bir yaşamı soluyorsunuz burada. Evet, kadim halkların 12 bin yıllık tarihi, kadim inançların 12 bin yıllık tarihiyle buluştuğunuz bir yer Urfa. Dolayısıyla Urfa deyince aslında bütün bu tarihiyle bir aradalığın, barışın, inançların kardeşliğinin aslında fotoğrafını bize gösteriyor. Bu hepimizin ortak tarihi, hepimizin ortak onuru, hepimizin ortak gururu. Dolayısıyla bu çok kıymetli bir tarih. Tarihten öğreneceğimiz çok şey var. Bu vesileyle sevgili arkadaşım İbrahim Ayhan'ı da anmak istiyorum. Evet, bütün ömrünü barış mücadelesine verdi. Bu topraklar peygamberler toprağıdır. Peygamberlerin yol göstericiliği barıştır. Peygamberlerin yol göstericiliği aslında insanlığın kurtuluşuna dairdir. Şimdi böyle bir tarihin üzerinde konuşurken bu tarihten etkilenmemek mümkün değil. Her yere gideceğiz. Herkesin kapısını çalacağız. Hiçbir ayrımcılık gözetmeksizin, hiç kendimize tahditler oluşturmaksızın herkese ulaşacağız. Herkesi bu demokrasi ve barış mücadelesine davet edeceğiz. Bunu savunmaya devam edeceğiz. Çünkü bunu savunmak tarihi savunmaktır. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş sabahın erken saatlerinde namazla birlikte, sabah namazıyla birlikte namazı kıldıktan sonra çarşıya iniyor, pazara iniyor. Eyyubiye'yi sokak sokak, kapı kapı dolaşmaya devam ediyor sevgili izleyiciler. Başkan Kuş'un son durağı da yine Buhare, Mance ve Dede Osman mahalleleriydi. Ve burada bir araya geldiği esnafla birlikte kepenk aşçısı esnafın kahvaltı sofrasına eşlik etti. Ve aynı zamanda vatandaşların talep ettiği yeşil alan yani park, yüzme havuzu ve taziye evi içinde vatandaşa müjde üstüne müjde verdi. Selamünaleyküm. Allah razı olsun. Vallahi ben doluyum. O zaman yeni dolaşıyım. Sen bir şimdi bir sefer daha dua et. Şöyle Allah başarılı kalsın inşallah. Yani kalbi temizdir, başarılı. Allah razı olsun sana. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş sabahın erken saatlerinde başladığı saha gezilerini geleneksel hale getirip her sabah gerçekleştiriyor. Saha gezileri kapsamında sabahın erken saatlerinde esnafla birlikte kepenk açan Başkan Kuş, mahallelerde yürütülen çalışmaları da yerinde denetleyip bir araya geldiği vatandaşların taleplerini birinci ağızdan dinliyor. Başkan Kuş son olarak Buhara, Mance ve Dede Osman mahallelerini gezdi. Buhara Mahalle Muhtarı İbrahim Demir, Dede Osman Mahalle Muhtarı Ramazan Derin ve Mance Mahalle Muhtarı Erdal Gündüz altında eşlik ettiği gezilerde Başkan Kuş, talep edilen park, yüzme havuzu ve taziye evi için hemen çalışma yürüteceklerini söyledi. Esnaf ve vatandaşlarla da görüşen Başkan Kuş, mahallelerdeki çocuklarla yakından ilgilendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Kuş, Eyyubiye için hep birlikte hareket edeceklerini belirtti. Evet, bugün Buhara, Dede Osman ve Mance mahallelerimizi gezdik. Muhtarlarımız bizlere eşlik ettiler. Mahalledeki sıkıntıları bizlere anlattılar. İnşallah biz hızlı bir şekilde hareket edip gerek Buhara, gerek Mance, gerek de Dede Osman mahallelerimizin sıkıntılarını bir bir inşallah gidereceğiz. Tabii bizi en çok etkileyen husus mahallenin girişinde küçük çocuklarımızın bizden leyli istemesi.
ifadeleri çok güzeldi, çok hoşumuza gitti ama içimizi acıttı. Bu mahallelerimizde maalesef henüz bir çocuk alanımız yok, çocuk parklarımız yok. İnşallah hızlı bir şekilde çocuklarımızı sevindirmek için üç mahallemizin ortak bir kısmı olan bu arkamızda görmüş olduğunuz parkı kazandıracağız ve çocuklarımıza leyli yaptıracağız inşallah. Çocuk alanlar yaptıracağız inşallah. Ayrıca muhtarlarımızın bizden yüzme havuzu talepleri oldu. İnşallah bunu da Zeynel Başkanımızla birlikte istişare edeceğiz ve üç mahallemizin yine ortak bir noktasında kendilerine inşallah bir yüzme havuzu da yaptıracağız. Mahalle muhtarları ise Başkan Kuşağı yürütülen çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Kuş bugün bizleri ziyarete bulundu. Dede Osman Mahallesi Buhara. Buhara ile ilgili bütün sorunları dile getirmek için kendisine bizzat gösterdik. Ve bize verdiği söz inşallah yüzme havuzu parklarımız yok, park yapacak bize kendilerine. Kendilerine teşekkür ederim. Bizim Bayan Taziye Bey için Buhara Mahallesi Dede Osman Manca Deresi için bir park sorunu var. Park sözü bize verdi. İnşallah bunlar hepsi giderilecek. Başım gözü, yer temizliği yarın geliyor. Kalka temizleyeceğiz. Başım gözü üstü. Allah yardımcı olsun. Allah der, hep gidereceksiniz. Allah, tamam, başım gözü üstü. Büyük Birlik Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı binasına giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler sevgili izleyiciler resmi evraklara zarar verdi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki Büyük Birlik Partisi il binasına giden il başkanı Sabri Çavcı, demir kapının kilidinin kırık olduğunu fark etti. İçeriye giren Çavcı, resmi evrakların etrafa saçıldığını fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri parti binasında inceleme yaptı. Özellikle partiye ait evrakların hedef alındığını söyleyen Çavcı, kapı kilidi göbeğinin kırılarak içeri girildiğini ve tüm evrakların karıştırıldığını belirtti. Viranşehir'e uzanıyoruz. Viranşehir Belediyesi de yine örnek bir çalışmaya imza attı. İhaleleri belediyenin sosyal medya aracılığıyla ve ihale sürecini izlemek üzere gelen basın mensuplarının sosyal medya hesaplarından canlı yayınlayarak şeffaf bir çalışmaya imza attı. Belediye Emlak İstimlak Birimi Müdürlüğü'nün düzenlediği ve 4 istekli firmanın katıldığı belediye spor kompleksinde bulunan açık ve kapalı yüzme havuzu, kafeterya ve fitness salonu ihalesi belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. İlçede görev yapan basın mensuplarının da ihaleyi kendi sosyal medya hesaplarında canlı yayınlaması ilçe halkı tarafından takdirle karşılandı. Şeffaflık anlamında önemli ve örnek bir adım attıklarına vurgu yapan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, belediye tarihinde bir ilki gerçekleştirmenin ve halka verilen sözleri yerine getirmenin mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi. Hedeflerinin halktan gizli saklı bir iş yapmamak olduğunu altını çizen Başkan Ekinci, bundan sonra yapılacak bütün ihalelerinde açık bir şekilde yapılacağını belirtti. Seçim öncesi vaatlerimizden biri de şeffaflıktı ve biz de bunun gururunu yaşıyoruz. Viranşehir Belediyesi'nin geçmişinden bu yana belki de ilk defa açık ve şeffaf bir ihale gerçekleştirdik. Sosyal tesislerimizin ihalesini gerek belediyemizin sosyal hesaplarından, gerekse Güçlü'de basın mensuplarımızın kendi hesaplarından canlı yayınlattık. Şeffaf bütün vatandaşımız görsün diye bundan sonraki ihalelerimiz de böyle olacak. Yaptığımız her şeyi vatandaşımız birlikte göreceğiz, birlikte yapacağız. Tevazu, samimiyet, gayret dedik. Bu da samimiyetimizin bir göstergesi olacaktır. Birecik ilçesine uzanıyoruz. Orada da maalesef üzücü bir olay yaşanmıştı. Geçtiğimiz günlerde ekranlarınıza getirmiştik. Akıntıya kapılan şahsın henüz bulunmamasıyla ilgili o süreci zaten haber bültenlerimizde sizlerle paylaşıyoruz. Bugün 7. gün oldu sevgili izleyiciler. Kaybolan şahsı arama çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre Birecik ilçesinde 7 gün önce serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 40 yaşındaki Edip Kılınç akıntıya kapıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sualtı polisleri kayıp şahsı bulmak için çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde kayıp şahsa ulaşılamadı. Fırat Nehri'nin kenarında 7 gündür bekleyen yakınları arama çalışmalarının sonlandırıldığını iddia ederek çalışmalara kendi imkanlarıyla devam ettiklerini dile getirdi. Yetkililerin arama çalışmalarına yeniden başlamasını isteyen şahsın yakınları 7 gün boyunca bütün ailenin perişan olduğunu dile getirdi. Hilvan Belediyesi tarafından hayata geçirilen sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında hayata geçirilen yaz Kur'an kursu eğitimleri devam ediyor. Sin harfi oluyor. Şurada sin. Tamam mı? 3 tane nokta üstüne geldiği vakit ne oluyor? Sin harfini al. Sosyal belediyecilik projeleri kapsamında Hilvan Belediyesi bünyesinde birçok dalda mesleki eğitim verilen Kadın Bilgilendirme ve Kültür Merkezi ile Bilgi Evi'nde kız çocuğu ve yetişkin bayan olmak üzere 100'den fazla kişiye Kur'an kursu veriliyor. Yaz okulu kursuna katılan çocuk ve yetişkin bayanlar Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgileri öğreniyor. Hafta içi her gün yaklaşık 200 kişiye eğitim verildiğini belirten Kur'an kursu eğitmeni Ayşe Demirsu, yaz okulu eğitimleri kapsamında verdiğimiz Kur'an kursuna katılım oldukça fazla. Kurslarımızda Kur'an-ı Kerim eğitimiyle birlikte temizlik, namaz, oruç, hacca ve zekata öğretmeye kadar derslerimiz var. Saygı, sevgi, hoşgörü ve topluma faydalı birer birey olmanın temelinde dini eğitim var diyen Demirsu, bize bu imkanı sağlayan Hilvan Belediye Başkanı Hasan Ali Bay'a teşekkür ederiz dedi. Meseluhum kemeselilleziz tevkade. Bir trafik kazası haberi Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 45. kilometresinde meydana geldi. Müslüm E yönetimindeki 63LK452 plakalı otomobil ile Bünyamin P yönetimindeki 27C7178 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 acil sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Haliliye Belediyesi'nce yürütülen peyzaj çalışmaları park ve yeşil alanlarda görsel şölenler oluşturuyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ilçenin çeşitli noktalarında yaptığı Çiçek Şelalesi ve Necmettin Cevheri Parkı'nda Haliliye yazılı ışıklı totem tabela ile vatandaşların beğenisini toplamaya devam ediyor. Vatandaşlar günün çeşitli zamanlarında anılarını ölümsüzleştirmek adına fotoğraf ve öz çekim için bu noktaları tercih etmeye başladı. Özellikle akşam saatlerinde Çiçek Şelalesi ile birlikte ışıklı Haliliye görselinin son derece dikkat çekici olduğunu dile getiren vatandaşlar, "Çocuklarımızla birlikte burada fotoğraf çekmek istedik. Böylesi görsellerin şehrimizde olması son derece güzel bir durum." ifadelerini kullandı. Çiçek Şelalesi ile park ve bahçelerde yürütülen peyzaj çalışmalarında kadife çiçeği, rozet çiçeği, gül, lavantin, ortanca ve çam fidanı olmak üzere binlerce bitkinin dikimi gerçekleştirildi. Dikilen çiçeklerin devamlılığını sağlamak adına da bakımları ekipler tarafından düzenli olarak yapılıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Haliliye ilçesini daha da güzelleştirmek adına peyzaj çalışmalarının mevsimler şartlar göz önünde bulundurularak devam edileceği bildirildi. Muğla'dan bisikletleriyle Göbekli Tepe'ye ulaşmak için yola çıkan aile
Mersin'e ulaştı. Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe'ye bisikletleriyle gitmek için Muğla'dan yola çıkan 4 kişilik aile yaklaşık 1000 kilometre pedal çevirerek Mersin'e ulaştı. Kendilerine küçük bir aile adını veren baba Rüştü, anne Özgür, çocukları Ceren ve Mithatcan Pekçedönç yolculuklarına Mersin'de mola verdi. Mersin'de 1000. kilometre ulaştıkları için pasta kesen aile bisikletlerinin bakımını yaptırdıktan sonra turlarına devam etti. Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Seyrantepe Mahallesi'nde kilitli beton parke taşı döşeme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Şanlıurfa'nın gelişen yüzü Karaköprü'de vatandaşların yol taleplerini karşılamak için çalışan Karaköprü Belediyesi yol çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Fen İşleri ekipleri ilçenin hızlı gelişen ve konutlaşmanın arttığı mahallesi Seyrantepe'de ihtiyaçlar dahilinde yeni yollar açarken açılan yolların altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra kilitli parke döşeyerek vatandaşların hizmetine sunuyor. Seyrantepe Mahalle Muhtarı Veysi Demir çalışmalar nedeniyle Başkan Metin Baydilli'ye teşekkür etti. Karaköprü Belediyesi gerçekten Allah kendisine razı olsun. Şimdi burası Urfa'nın en hızlı gelişen mahallelerinden biridir. Gün geçtikçe gelişip büyüyen bir bölgemiz. Bu arada asfalt yollarımızı sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynep Abidin Bey yaptı. Metin Başkanımız da geldi, beraber gezdik, dolaştık. Eksik kalan tüm sokakların parke taşlarını yapmaya başladılar. Bakır kazanlar var, meşhurdur. Muhakkak görmüşsünüzdür sevgili izleyiciler. Kurban Bayramı'nda da içinde et pişirilen o bakır kazanlar, tencere ve tavalar ustaların ellerinde 100 derecelik sıcaklıkta kalaylanmaya başlandı bile. Hava sıcaklığının yaklaşık 40 dereceyi aştığı Şanlıurfa'da kalay ustaları da zor günler geçiriyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar evlerindeki bakır kazan, tencere ve tavaları ustalara getirerek kalaylatıyor. Hava sıcaklığının yüksek olduğu kentte kızgın ateşte çalışan ustalar da 100 dereceyi aşan sıcakta ekmek parası için ter döküyor. Kentte tarihi çarşılar bölgesinde yarım asrı aşkındır mesleğini sürdüren Ömer Yalyanç, kendisine ait küçük bir dükkanda vatandaşlar tarafından getirilen bakır kapları ocaktaki ateşi körükleyerek kalaylıyor. Özellikle kırsalda yoğun olarak kullanılan bakır kazanlar vatandaşlar tarafından yılda bir kez kalay ustalarına ulaştırılarak kalaylanıyor. Bakır kazanların yanı sıra tencere, tava, bakır tas ve tespihler de ustaların ellerinde kalaylandıktan sonra tekrar kullanılıyor. Bu kazanları köyden getirirler. Bileyim sen. O da 2-3 senede bir. Bekmez kaynadılar. Hayırlı yemekler yapıyorlar. Ondan sonra taze yemekleri oluyor içinde. Kurban Bayramı da yaklaşır. Bakarsan bazıları yemek yapar. Hayırına fakir fukarayı doyurur. Ama köyde en çok önemli olan bu kazanlardır. Kazanımızı köyden getirdik. Ahşekepli köyünde, Hilvan'a bağlı. Paslanmış. Kala yapmak istedik. Büyükşehir Belediyesi de gençleri sportif faaliyetlere yönlendirmek için gençlik futbol turnuvası başlatıyor. 18-35 yaş aralığındaki gençlerin katılacağı bir futbol turnuvası. Ve Büyükşehir diyor ki saha bizden, takım sizden, gelin bu etkinliğimize hep birlikte gerçekleştirelim. Türkiye'nin en genç şehri Şanlıurfa'da gençlik potansiyelini eğitim ve spor ile bulaştırmaya yönelik faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi bu kez 18-35 yaş arası gençlik futbol turnuvası düzenliyor. Turnuva ile aynı zamanda Şanlıurfa'nın eski mahalle kültürünü yaşatmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi saha bizden takım sizden sloganıyla mahalle takımlarını da turnuvaya dahil edecek. Her takımda 10 sporcunun yer alacağı turnuva
katılım gösteren takımların sayısına göre belirlenen sahalarda yapılacak. Turnuva sonucunda dereceye giren takımlara kupalarının yanı sıra şampiyon takımın tüm futbolcularına cumhuriyet altını, ikinci olan takımın her futbolcusuna yarım altın ve üçüncü olan takımın her futbolcusuna çeyrek altın ödülü verilecek. Tüm Şanlıurfa gençliğini turnuvaya davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, amaçlarının Şanlıurfa'nın geçmiş kültüründe yer alan etkinlikleri tekrar canlandırmak olduğunu söyledi. Birinci gençlik futbol turnuvası için düğmeye basıyoruz inşallah. Geçmişte bizim gençliğimizde bayrak maçları vardı. Şimdi onu modernize ediyoruz, günümüze uyarlıyoruz. Saha bizden, top bizden, ödül bizden. Ancak yarışacak Şanlıurfa'nın gençleri. Şimdi kayıtlarımız başladı. Billboardlarda telefonlarımızı aldık. Birinci gruba, ekibe her bir sporcuya birer altın. İkinciye yarımşar altın, üçüncüye çeyrek altın. Urfa'nın en iyisini seçiyoruz. Ve birincisi bu yıl. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun. Evet, bu haberle birlikte ana haber bülteninin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu akşamlar, mutlu yarınlar diliyorum. Hoşça kalın.